sevgili öğrencilerimiz, şiddet ve cinsel saldırı hakkında sizleri bilgilendirmek için küçük bir sunum hazırladık. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, üniversitenin tüm bireyleri için pozitif ve güvenli bir öğrenme, çalışma ve yaşam ortamı sağlamayı amaçlamaktadır. Bireylere saygılı, cinsiyet eşitliğini ilke edinen bir üniversite ve kampüs ortamı sağlamak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin temel ilkelerinden birisidir. Özellikle şiddet karşısında sıfır tolerans ilkesini benimseyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ailesi olarak, şiddeti ortaya çıkmadan önlemenin ve bunun için de farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarının büyük önem taşıdığını farkında olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu nedenle bu sunumda size şiddet ve şiddeti önleme ve şiddet karşısında nasıl yardım alabileceğiniz konularında bilgi vermeyi amaçlıyoruz. Şiddetin tanımıyla başlarsak, şiddet Dünya Sağlık Örgütü tarafından fiziksel güç veya iktidarın kısıtlı bir tehdit veya gerçeklik biçiminde bir başkasına uygulanması sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, ölüm ve psikolojik zararı yol açması ya da açma olasılığı bulunması durumu olarak tanımlanmaktadır. Şiddet davranışı nasıl ve kimin uyguladığına göre birçok alt biçime ayrılır. Bunlardan ilki fiziksel şiddettir. Fiziksel şiddet bir kişinin diğerine fiziksel güç kullanarak ölüme dek varabilecek fiziksel zarar vermesi anlamına gelir. Başka bir şiddet türü olan ekonomik şiddet, bireyin ekonomik açıdan özgürlüğünün elinden alınmasıdır. Çoğunlukla hassas gruplar olarak da adlandırılan, yaşlı insanlara ve kadınlara uygulanan bir şiddet biçimidir. Cinsel şiddet, zorlayıcı ve yıkıcı cinsel davranışlar yoluyla işlenen bir şiddet suçudur. Cinsel şiddet, cinsel saldırı olarak da adlandırılır. Tecavüz, görsel, sözel ya da dokunarak yapılan taciz, stalking ya da takip, teşhir ve röntgencilik gibi alt biçimleri bulunmaktadır. Bir diğer çok yaygın şiddet biçimi ise duygusal şiddettir. Duygusal şiddet çoğunlukla sözel şiddet biçiminde ortaya çıkar. Sözel şiddet, söz ve hareketlerin düzenli bir şekilde korkutma, sindirme, cezalandırma ve cezalandırma aracı olarak kullanılmasıdır. Kişi bunu hakaret, küfür, bağırma, ilişkide olduğu kişiyi korkutma, sosyal çevresinden kopartma, onun sevdiği nesnelere zarar verme, şantaj yapma, tehdit etme biçiminde uygulayabilir. Flört şiddeti ise romantik ilişkilerde ortaya çıkabilen, fiziksel, cinsel ve duygusal şiddet davranışlarını içinde barındırabilen bir şiddet biçimidir. Romantik ilişkilerin flört, evlilik, ayrılma, boşanma gibi her tür aşamalarında görülebilir. Bu şiddet biçimini tanımak için dikkat etmemiz gereken en önemli ipucu, genellikle romantik partnerin ilişkide olduğu kişiye karşı aşırı kontrolcü davranma eğilimidir. Örneğin gün içinde nereye gittiğini sürekli rapor etmesini istemesi, kimlerle konuştuğunu tek tek bildirmesini istemesi gibi. Maalesef bu şekilde şiddete uğrayan kişi bunu bir bağlılık olarak değerlendirip şiddete maruz kaldığını fark etmeyebilir. Şiddeti uygulayan kişi kendi haklılığına inanarak şiddet davranışını çoğunlukla inkar eder, normal olduğunu vurgular, kontrolcü davranışının rasyonel olduğunu söyler ve partnerini suçlar. Maalesef partner de yansıtılan bu suçluluğu sahiplenerek şiddete uğradığını fark etmeyebilmektedir. Şiddet uygulayan kişinin davranışın kökenlerini incelediğimizde karşımıza çoğunlukla şiddet uygulayan kişinin kendisinin de şiddete maruz kalmış olması, duygusal ilişkilerinde güven ve bağlanma sorunları yaşaması, dürtüsellik yani düşünmeden davranma eğilimi göstermesi, sosyal beceri eksikliğinin olması, kadınlara yönelik öğrendiği yanlış küçültücü tutumlara sahip olması veya erkeklik rolünü yanlış öğrenerek veya eksik öğrenerek şiddet uygulamayı da içeren bir tutumu benimsemesi gibi sebepler flört şiddeti sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. Flört şiddetine genellikle kadınlar maruz kalmaktadır. Ve maalesef şiddete rağmen ilişkilerini sürdürebilmektedirler. Bunun nedenlerinin başında şiddetin farkına varamamak,
öğrenilmiş çaresizlik. Yani kişinin kendisi dahil kimsenin kendine yardım edemeyeceği inancı, düşük özgüven, depresyon gibi ruhsal sorunlar, partner tarafından kişiye uygulanan tehditler ve bunların yarattığı korku gelmektedir. İstatistiksel olarak şiddet davranışını incelediğimizde, ilişkilerde yaşanan saldırı olaylarının çoğunlukla kıskançlık, küsme, ayrılma, ayrılmaya teşebbüs, aldatılma veya aldatılma korkusu yaşanması gibi durumlarda ortaya çıktığı görülmektedir. Ve maalesef özellikle cinsel saldırı mağdurları genellikle kolluk kuvvetleriyle veya adli makamlara başvurmaktan çekinmektedirler. Bir diğer deyişle cinsel suçlar gerekli makamlara rapor edilmemektedir. Bunun sebeplerini ise şöyle sıralayabiliriz. Gerçekleştirilen şiddet davranışının suç olup olmadığını bilmemek, ciddiye alınmama endişesi, utanç duyma ve suçlanma korkusu, tehdit ediliyor olmak, tekrar şiddeti yaşama korkusu ve kişinin içselleştirdiği kendine yönelik suçluluk duygusu. Eğer şiddete uğruyorsanız, bu sebeplerin lütfen suçu bildirmenize engel olabileceğini ama olmaması gerektiğinin farkında olunuz. Cinsel saldırı suçuyla ilgili bilmenizin önemli olacağını düşündüğümüz diğer noktaları ise şöyle sıralayabiliriz. Cinsel saldırıda bulunan kişilerin neredeyse yarısı saldırdıkları kişi tarafından tanınmaktadır. Cinsel saldırıların %20'sinde saldırgan silahlıdır. Saldırgana karşı koyan, bağıran, çığlık atan mağdurlar bu şekilde daha çabuk kurtulabildiklerini ifade etmektedirler. Ayrıca özellikle 16-24 yaş arasındaki kadınların cinsel saldırıya uğrama sıklığı yüksektir. Cinsel şiddet ve saldırı mağdur olan kişide farklı psikolojik etkiler gösterebilir. Bazı tepkiler olayın hemen ardından, bazıları ise uzun süre sonra ortaya çıkabilir. Bunları başka insanlara ve dünyaya güven duygusunun sarsılması, yoğun korku, kaygı, tetikte olma hali, öfke, depresyon, suçluluk ve utanç duyguları, kişiler arası ilişkilerde sorunlar, uyku bozuklukları, dikkat ve konsantrasyon sorunları ve diğer sağlık sorunları olarak sıralayabiliriz. Peki bir de aynayı kendimize çevirdiğimizde kendi davranışımızın taciz olmaması için neler yapabiliriz? Karşıdaki kişinin hayır demesinin gerçekten hayır olduğunu bilmek gereklidir. Davranışın uygun olmadığını fark eder etmez ya da kişiye belirtildiği anda bu yapılan davranış karşısında özür dilemek ve oluşan rahatsızlığı görmezden gelmeden, küçümsemeden bunun farkında olmak gereklidir. Ayrıca başkalarının istek, rıza, tutum ve sözlü ifadeleri konusunda duyarlı davranmak ve cinsel yaklaşımlarda karşı tarafın rızasının olup olmadığı konusunda emin olmadan ilerlememek önemlidir. Cinsel saldırıya maruz kaldığınızı düşündüğünüzde alabileceğiniz bazı önlemler ve atabileceğiniz adımlar bulunmaktadır arkadaşlar. İlk önce çaresiz olmadığınızı ve üniversitemizin bu konuda yanınızda olduğunu ve her zaman yanınızda olacağını bilmenizi istiyoruz. Cinsel tacize açık olabileceğini düşündüğünüz durum ve kişilerden lütfen uzak durmaya çalışınız. Davranışın rahatsızlık verdiği konusunda kişiyi açıkça uyarınız. İstenmeyen cinsel yaklaşımlar konusunda açıkça hayır diyebilmeyi öğreniniz. Rahatsız edici ve davranış ve yaklaşımlarda bulunan kişiye devam ettiği takdirde resmi girişimde bulunacağınızı bildirmekten lütfen çekinmeyiniz. Durumla ilgili olarak güvendiğiniz bir kişiden, bu akademik danışmanınız olabilir, dekanınız olabilir, idari amiriniz olabilir, yardım istemeniz önemlidir. Destek almak ve haklarınızı öğrenmek için Cinsel Saldırıyla Mücadele Kurulu ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca ilk andan itibaren
delil olarak kullanılabilecek her türlü materyali, yani e-postaları, yazılan bir not varsa onu, yazılı herhangi bir bilgiyi, bir belgeyi, telefon mesajını, bunları saklamanız ve toplamanız hukuki açıdan önemlidir. Üniversitemizde yer alan Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıyla Mücadele Kurumu, yani CİTSAM, cinsel taciz, istismar ve saldırıdan arındırılmış bir ortam sağlanması, bu konuda farkındalığın arttırılması, bu tür olayların engellenmesi, şikayetler söz konusu olduğunda etkin bir soruşturma ve yaptırım mekanizmasının işletilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. CİTSAM'a citsam@mu.edu.tr adresinden veya 0252 211 21 59 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Bütün başvurular gizlilik esasına göre titizlikle incelenecektir. Gerektiğinde CİTSAM üyesi avukatlarımızdan hukuki destek almanız sağlanacaktır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Cinsel Saldırı ile Mücadele Komisyonu tarafından 18 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen Flört Şiddeti ve Cinsel Taciz Panel videosunu aşağıdaki linkten ulaşarak izleyebilirsiniz. Ayrıca şiddet durumlarına karşı oluşturulmuş olan KADES, yani Kadın Destek Uygulamasını Google Play veya Apple Store uygulamasından indirebilir ve uygulamalarla ilgili daha fazla bilgi için İçişleri Bakanlığı'nın ilgili sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. İlginiz için ve bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıkla ve esenlikle kalın.